Yolculuğumuza başlamadan önce Önder Alışveriş Merkezi'nden alışverişimizi yapıyoruz. Önder Alışveriş Merkezi, Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sunar. Akşam olsun geleyim, halini kime söyleyeyim, var git defasız akşam, yarsız. Kıbrıs'ın mutfağı programında bu hafta büyük konukta Fatih Elyurt'un evine konuk oluyoruz. Örtülsün pencereler, hiç aklına gelmez mi sarıldığımız geceler? Ay karanlık geceler, örtülsün pencereler, hiç aklına gelmez mi sarıldığımız geceler? Kıbrıs'ın mutfağında bu hafta ben varım, eriştenin yapımını göstereceğim. Dimdere beklerim, vay benim emeklerim, yalnız yata yata kurudu kemiklerim. Ay karanlık geceler, örtülsün pencereler, hiç aklına gelmez mi sarıldığımız geceler? Fatih Nene, seni tanıyabilir miyiz? Hangi tarihte, nerede doğdun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben 1941'de doğdum. Komike 1. Şimdi yeni ismi Büyük Konuk. İlkokula gittim. İlkokulu bitirdim. 2 sene ustaya gittim. Terzi yaptım. Ondan sonra 17 yaşında ben evlendim. 3 tane çocuğum oldu. 2 kızım. 2 kızım, bir oğlum vardır. Onlar da ikisi kızlar Lefkoşa'da, biri oğlum Mausa'da. Ben de yalnız evde. İşte. Peki Fatih Nene, evde günlerin nasıl geçer? Neler yapan? Evde günlerim el işleriyle geçer. Daha evvelden ben gittim kadın kursuna giderdim. Epey el işleri yaptım. Peki neler yaptın? Neler yaptım? 7 tane sandık yaptım büyük. Birer çocuklarıma verdim. 3 tane de var şeyde. Dükkanda. 5-6 tane de küçük. Onlar da yaptım. 5-6-7 tane ayna yaptım böyle. Sandık üstüne aynalar, tepsilerim var. Epey el işte böyle bürüncük, eskiden bürüncükler vardı ya, onların öyle küçükleri de vardır. Onları böcü kozağıyla süsledik. Onlar da çok güzel. Gençlerimizin ilgisi var mı el işlerine? Gençlerimizin ilgisi hiç yoktur. Hep onlar hazır. Hazır alırlar. Onun için yani canlarını sıkıya koymazlar. Merak edip öğrenmek isteyen oldu mu peki Fatih Nene buraya gelen? Bir iki kişi geldi ama yok zordur. Ben yapamayacağım bunu. Bıraktı gitti yani yapmadı. Peki Fatih Nene zembilden de bahsedelim. Evet zembiller bunlar işte hurma yaprağından oluşur. Hurmaları kesen, o güneşte işte kurudun onları, ondan sonra tek tek yapraklarını sıyırın, bıçağın kenarlarını hep alınır. Ondan sonra boya isteyen boyanır, yeşil kırmızıdır en ekseri yani boyası. Boyanır onlar, kurudulur ve tekrar ısladırım ben bunları da yaparım. Evet, örme aşamasına gelir yaparım. Yaparım zembilleri, satarım yani. İsteyen olur satarım. Çünkü eskiden meraklı olanlar da bilirler zembillerin işeğini, emeğini,
şeyini, yani onlar alır. Bir de tohum zembilleri vardır. Eskiden makine yoktu. Hep tohum zembiliyle tohumu saçardılar. Tohum zembilimiz de o kenardaki olandır. O büyük burada olan. Eskiden çiftçiler tohumu zembile koydular, koluna asardılar ve savrırdılar, ya eliyle savrırdılar. Şimdi ondan sonra makina çıktı da makineler atar. Yani eskiden mutlaka zembil çantalar kullanılırdı. Zembil çantalar hem ovada hem çarşıda kullanılırdı. Herkes yemeğini yapar, zembiline koydu. Bir şey alacak olsa zembiline koydu. Çok kullanılırdı zembiller. Ondan sonra bu plastikler, şeyler çıktı, çantalar. Bunlar geri kaldı yani. Ama şimdiki çok değeri var yani. Bu el işlerinin değeri vardır. Yapan da yoktur şimdi. Benden başka kimse yoktur yapan. Onun için bu iş çok değerli bir iştir. Öğrenmek isteyen olursaydı ben öğretirim yani. Ama zordur diye gelen oldu ve öğrenmediler. Yemeklere merakım annemden. Ben her şeyi annemden gördüm. Eskiden mesela hazır erişteler yoğdu. Hep elde hamur yoğrulurdu, beze açılırdı, kesilirdi, pişirilirdi. Şimdi paketlerde erişteler dükkanlarda vardır ama o lezzet yoktur. Sen kendin yoğurunca da bezesini açan, kendin kesen, taze pişirin çok daha da lezzetlidir. Ben hep annemden öğrendim. Yani yemeklerimizi. Evet, bugün bizler için de eriştenin yapımını göstereceğim Fatih Nene. Bugün de size eriştenin yapımını göstereceğim. Nasıl yapılır? Göstereceğim. Katıldığın festivallerden de bahseder misin Fatih Nene? Ya festivallere de katılırız. Festivallerimiz de çok güzel olur. Çok kalabalık olur. Biz de festivalde el makarnası yaparız. Mantığı yaparız. Yani eski ismi de Tatar böreği, Tatar böreğidir. Pilavına kabak böreği, bulgur köftesi, katmer yaparık. Tamamen Kıbrıs'a özgü. Evet, tamamen Kıbrıs'a özgü şeyler, hellim böreği, nor böreği, hep bunları festivalde yapar satarık. Çok da beğenirler. Çok güzel yani. Evet Fatih Nene, o zaman eriştenin yapımına da başlayalım. Başlayalım eriştenin yapımına, gösterelim. Evet Fatih Nene, eriştemizin yapımına başlıyoruz. Evet. Malzemelerimizi sayalım. Evet, malzememiz un. Ben bütün hamur işlerini hep arun unla yaparım. Arun da çok güzeldir, bezesi çok güzel açılır. Un koyarım, su, tuz, biraz yağ, bir iki damla da ekşi yoğururum. Limon neden konur? Ekşi? Ha, bezesi güzel açılsın diye konur. Bu püf noktayı da öğrenmiş olduk. Evet, evet. Ondan sonra biraz dinlenir. Dinlendikten sonra da oklavıyla açılır. Ondan sonra kesilir, ince ince kesilir. Sonra da sütüyle pişiririk. Evet. İlk suyla, evet ilk suyla pişiririk. Ondan sonra da sütüyle. Peki erişte kurutularak da saklanır. Evet, kurutularak da saklanır. Erişteyi kurudun. Ondan sonra da gene istediğin zaman pişirebilin. Evet, o zaman yapımına başlayalım. Başlayalım. Thank you.
Kavuştum telleri, aklımdan ettin beni. Ta uzaklardan geldim, bir yol göreyim seni. Ta uzaklardan geldim, bir yol göreyim seni. Evimiz direk ister, gemimiz kürek ister. Uzaklardan yar seven de birden yürek ister. Uzaklardan yar seven de birden yürek ister. Kavuştum telleri, aklımdan ettin beni. Ben senden vazgeçerim, sen de unuttun beni. Gözüm koydum sevmene, yar oturur tepede. Yenile bir yar sevdim, şan olsun memlekete. Yenile bir yar sevdim, şan olsun memlekete. Kavuştum telleri. Fatih Nene'ciğim, ellerine sağlık. Afiyet olsun kızım, afiyet olsun. Erişteyi yaptık, pişirdik. Şimdi tadına bakacağız. Evet. Herkes de isterim, gençler de isterim. Bu böyle hep hazır almasınlar. Böyle el işi yapsınlar, böyle hamur yoğursunlar, aşka atsınlar. Kendi açılınca, eliyle açılınca daha lezzetli, yani daha tadı da daha güzel olur. Evet. Çok teşekkür ederiz Fatih Nene'ciğim. Hanım, afiyet olsun. İki gözüm sevdiğim şeker akar dilinden. Yönetmenim Raif Usal ve ekip arkadaşlarım adına haftaya farklı bir mutfakta, farklı tatlarla yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gözüm koydum sevmene, yar oturur tepede. Yenile bir yar sevdim, şan olsun memlekede. Yenile bir yar sevdim, şan olsun memlekede. Yenile bir yar sevdim, can olsun memlekede. Yenile bir yar sevdim, can olsun memlekede. Önder Alışveriş Merkezi Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sundu.